Bölümün türevini yapacağız arkadaşlar. Payın türevi çarpı paydanın aynısı eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Buna göre tabi açmamız gerekiyormuş demek ki 2x kare artı 2x eksi x kare eksi 2 dediğimiz zaman buradan da x kare artı 2x eksi 2 kalıyor. Payda zaten x kare artı 2x artı 1. Böylece cevap hangisi oluyor bir bakayım, bakalım buradan. Evet D şıkkı. Yine formül üzerinden bir soru. f x eksi f a bölü x eksi a limit x a'ya giderken arkadaşlar f türev a'dır. Bilmek zorunda mıyız? Evet. Ama öbür taraftan şu da var. Zaten şunu da görebilirsiniz arkadaşlar. f a yerine yazarsanız f a bölü a eksi a olur. Belki hocalarınız öğretmiştir. Ben de bahsediyorum lopital'den. Bakın lopital demek 0 bölü 0 belirsizliği olduğunda Payın ayrı türevini al. F türev x. Bu zaten sabit sayı. Paydanın türevini al. Burası zaten sabit sayı. Artık x gördüğün yere a yaz. Hakikaten f türevi a olduğunu görüyorsunuz. Aklınızda bu da bulunsun. Şimdi buna göre artık kısacası burası f türev 0. Çünkü bakın x eksi 0 orası. f türev 0 yaparken de çarpımın türevi 2 x kare artı m artı 2x artı 1 çarpı 2x. Böylece x gördüğüm yere 0 yazıyorum. m oldu. Artı x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 1. E, burası da zaten 0 olduğu için 2m eşittir 8'den. m 4 d şıkkı. Bu zincir kuralı arkadaşlar. dy bölü dn şöyle. y'nin x'e göre türevini alacağız. Sonra x'in t'ye göre türevini alacağız. Sonra t'nin de n'ye göre türevini alacağız. Yerine n eşittir 2'den başlayarak t, x ve y'leri bularak yapacağız arkadaşlar. Yapalım şimdi. x'e göre türevi 2x artı 4. Çarpı t'ye göre türev 3 t kare. n'ye göre türev 2 n. Şimdi dikkat. n arkadaşlar 2 ise 4 eksi 3'ten t 1 olur. Sonra t 1 ise arkadaşlar buradan bakın x 1 olur x1 ise y de 5 olacaktır. Artık burada gördüğümüz yerlere x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1. 2 artı 4'ten 6. T gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1. Onu da yazdık. N'ye gördüğüm yere ne yazacağım? 2. Böylece cevap 72 oldu. C şıkkı. Anlık hız yolun türevidir arkadaşlar. Bakın yol denklemi. Bu da 5. saniye. Tam o saniyede kız. O yüzden Dediğim gibi o andaki hız her zaman yolun türevi. Buradan da 2T artı 5 yapar. 5. saniyedeki hız bu yüzden 5 çarpı 2 artı 5'ten 15. 5 saniyede aldığı yol bu A şimdi. 5 saniyede aldığı yol zaten T saniyede aldığı yol formülü olduğu için 25 artı 25 artı 8'den 58 oldu. B 5. saniyedeki ivme. İvme de arkadaşlar hızın türevidir. Bu yüzden 5. saniyede fark etmez herhangi bir saniyedeki türevi bunun. İki... Şöyle oku şuraya alayım. Ee, t dediğim gibi önemli değil. 2T artı 5 hızdır. Hızın türevi ivmeyi verir. Böylece arkadaşlar bu zaten sabit fonksiyon oldu. C'de 2 geldi. Şimdi artık 58, 15 daha 73. 2 daha eklersek 75 oldu. A şıkkı. 2 kere türev alacağız arkadaşlar. F çarpı G'nin türevi neydi? F türev X, GX, G türevi X, G türev X, F X. Aslında bize zaten şunu vermiş. F çarpı e, şöyle yazayım pardon. F çarpı G'nin türevi X'i kendisi vermiş. X üzeri 4 artı X diye. Biz bir daha türev alırsak ikinci kere türevini almış olacağız. Bu da arkadaşlar 4 X küp artı 1 olacak. X yerine sadece ne yazacağım? 8 kere 4 32 artı 1. Böylece 33 oldu. E şıkkı. İki kere türev alacaktım. Ama zaten birinci türevi kendisi aldığı için bir kere daha türev alınca olayı hallettik. F'nin içine Gx'i yazmamız gerekiyor ya. Önce Gx'i bulalım. X gördüğün yere x artı 1 yaz. Böylece 2x artı 2 artı a olur. Şimdi F arkadaşlar 2x artı 2 artı a eşittir. X kare eksi 2x artı 3 diye bileşke fonksiyonu böyle yazdım. Artık türev alacağım şimdi bakın. F türev 2x artı 2 artı a. İçinin türevi 2. 2x eksi 2. Şimdi benim burayı arkadaşlar kaç yapmam lazım? Daha doğrusu burayı değil de şöyle yapalım. Burayı 4 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor bakalım? 2x artı 2 artı a eşittir 4. Buradan 2x eşittir 2 eksi a. X gördüğüm yere 2 eksi a bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Buna göre F türev 4 çarpı 2 eşittir. 2 çarpı 2 eksi a bölü 2 eksi 2 bunlar gitti. Böylece f türev 4 çarpı 2 eşittir. 2 eksi a eksi 2'den eksi a oldu. Burası da eksi a bölü 2 oldu. Haliyle 7'ye eşit olduğu için a da eksi 14 geldi. Aslında burada türevden daha çok fonksiyon yorumu yaptık. A şıkkı. Zamana bağlı olarak yarıçap değişiyor. R eşittir 1 artı 0.5 t diyeceğiz. Bu yüzden 4 bölü 3 pi reküp ya kübün kürenin hacmi. 4 bölü 3 1 artı 0.5 t'nin kübü olacak arkadaşlar. Bu t'ye bağlı hacim değişimi. Haliyle biz türevi alınca t'ye göre türev alacağız artık değil mi? Bak 4 bölü 3 pi katsayı olarak başta duruyor. Buranın türevi 3 1 artı 0.5 t'nin karesi. İçinin türevini sakın unutma. 0.5 işte V türev T arkadaşlar. Başlangıç demek T eşittir 0 demek. Böylece 4 bölü 3 pi 3 0.5 T'ye 0 verince işte 1 oldu. Çarpı 0.5 bunlar gitti. 2 pi oldu arkadaşlar hacimdeki değişim E şıkkı. Biraz bu sorular tehlikeli biliyorum ama denklemi sizin kurmanız lazım çok önemli. F türev formülü arkadaşlar bu. Neden? Hatırlayalım bakın. fx eksi f a bölü x eksi a f türev a'ydı. Burada da çarpım şeklinde. Bunu göremeyen arkadaşlarımız lopital'i bence bilsin. Çünkü bakın x yerine 1 yazarsanız f çarpı g1 eksi f çarpı g1 1 eksi 1'den 0 bölü 0 olur. Sonra şunu deriz biz. Lopital'in özelliği şudur. Payın türevi ayrı alınır. Bölüm türevi değil payın türevi yani f tür f çarpı g'nin türevi sabitin türevi 0 bölü paydanın türevi 1 0. Hakikaten x yerine 1 yazarsanız gördüğünüz gibi f çarpı g'nin türevi 1 olduğunu buradan da anlıyoruz. Formülü bilin ama bence L'Hopital'i de bilin. Müfredattan kalktı ama işe yarıyor. Neden kaldırdıklarını da hiç anlamadım açıkçası. Şimdi artık f çarpı g'nin şöyle şunu kaldırayım pardon. f çarpı g'nin türevi 1 ne demektir? F türev 1 çarpı G1 artı F1 çarpı G türev 1. Böylece şurada içler dışlar yaparsak F1 çarpı G türev 1 2. Sonra burada da içler dışlar yaparsam G1 çarpı F türev 1 eşittir 3. Taraf tarafı topladığımda 5 yaptı. Cevap 5'miş arkadaşlar D şıkkı. Formül, formül, formül. Bunlar hep bakın formül arkadaşlar. Şurası f türev x demek istiyor. Lopital'den hatırlayalım. Yine aynı şekilde hem olayı görün. h yerine 0 yaz. fx eksi fx. Bölü h. 0 olduğu için 0 bölü 0 oldu. Lopital müfredatta yok ama işe yarıyor. Payın türevi neye göre türev? Değişkene göre. Değişken burada h. f türev x artı h. Burada x arkadaşlar sabit sayı hükmündedir. O yüzden türevi 0'dır. Payın türevi de 1'dir. Artık burada h gördüğün yere 0 yazarsan gerçekten f türev x olduğunu görürsünüz. Bence tanımdan da görmelisiniz ama L'Hopital'de kenarda dursun. Böylece burada arkadaşlar px dediği aslında f türev x'miş. P türev 1 ne demektir o zaman? P türev x'te 2 kere türev al demek x'te. Haliyle ilk kere türev alalım şimdi. 3x kare artı 2ax artı 3 birinci türev. İkinci türev arkadaşlar gerçeği 6x artı 2a. x yerine ne yazmamızı istiyor? 1. Hemen yazıyorum. 6 artı 2a eşittir. 10'dan a 2 d şıkkı oldu. İç içe geçen türevlerde dikkat. Şimdi bakın arkadaşlar. g türev x. Önce f'nin içinde hiçbir şey yokmuşçasına f türev. Sonra içinde ne var? x fx'in türevi şey x çarpı fx var. O zaman bunun türevini alacağız. Ne yapacağız? Birinci çarpanın türevi 1. Bir. İkinci çarpan aynen devam. Artı x'in aynısı sonra f türev x. Bakın içinin türevini de almayı unutmadım. İç yazayım buraya. Şimdi burada x çarpı f x oldu. g türev 1 dediği için x yerine 1'i yazıyorum. g türev 1 f türev 1 çarpı f 1. Sonra burası da f 1 artı F türev 1. Bir. F1'i de F türev 1'de de 1 vermiş. O zaman burası 1 olacak. Çarpı burası da arkadaşlar 2 olacak. Cevap 2 gelir B şıkkı. Önce bir polinomun denklemini oluşturalım. Şu kısmı kolay halledeceğimizi düşünüyorum. Px polinomu x eksi 2 ve x eksi 4 ile tam bölünüyor. Üçüncü dereceden olduğu için bilmediğimiz bir k sayısı da var. Şimdi bir de bize ne demiş? P türev x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. O zaman çok fazla böyle çarpanlarla falan uğraşmamak için şurayı x kare eksi 6 x artı 8 diye ayıralım. Burası da x eksi k olsun. P türev x yapıyorum şimdi. 2x eksi 6 çarpı x eksi k artı birincinin aynısı 2x eksi pardon orası birincinin aynısı dedik türevi alıyoruz yine x kare eksi 6x artı 8 çarpı ikincinin türevi arkadaşlar 1. Buna göre şimdi x yerine 1 yazacağız. Neden? P türev 1 aslında bu. P türev 1 olduğu için de eksi 9 olacak. P türev 1 ne demek? Yerine yazarsak eksi 4 çarpı 1 eksi k çarpı şurası 9 eksi 6'dan 3 artı 3 eşittir eksi 9. Eksi 4 parantezinde 1 eksi k eşittir eksi 12. 1 eksi k eşittir 3'ten k'yı da eksi 2 bulduk. Bundan sonra artık px polinomu x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 oldu. dx kare artı 1 bölü dx ne demekti? Şuna y dersek dy bölü dx türev al demek. Bu parantez içindekinin türevi alınır. x kare artı 1'in türevi 2x'tir. Artı 6. Bu polinomun aslında bize şurayı kapatalım. 2x artı 6 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani x gördüğümüz yere eksi 3 yazacağız. Eksi 5, eksi 1 ve eksi 7. Çarpımları da böylece eksi 35 oldu D şıkkı. Önce şurası arkadaşlar. Burası f türev 0'dır. fx eksi f0 eksi x eksi 0. Temel formülümüz bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak her iki tarafın türevini alalım. Böylece işimiz kolaylaşacak. Bakın f türev x eksi 2 f türev eksi 2 x nokta 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 en son eksi 16 f türev eksi 16 x olacak değil mi? Şimdi burada x yerine 0 yazarsanız f türev 0 eksi 2 f türev 0 artı 3 f türev 0 artı nokta 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 eksi 16 f türev 0 olur. Şimdi tekle çiftler bakın çıkınca birbirinden 1 eksi 2, 3 eksi 4, 4 5 eksi 6, en son 15 eksi 16. Kaç tane böyle çift olur o zaman? 1'den 16'ya kadar 8 tane çift sayı olur ve her birinden eksi 1 eksi 1 geleceği için o zaman eksi 8 olacak arkadaşlar. Sağ tarafın türevini aldığımız zaman m çarpı x artı 1'in m eksi 1. kuvveti. Burada da x yerine 0 yazarsak 1 üzeri m eksi 1 zaten 1'dir. Burası da m oldu bakın. Bir de e, tabi eksi 8 şeyi unuttuk şurası affedersiniz. Eksi 8 tane f0 diyecektim. Çünkü buralar hep f0, f0, f0. Eksi 8 tane f0 eşit oldu arkadaşlar m'ye. F0'ın zaten 2 olduğunu vermişti soru bize. Eksi 16 eşittir. M yaptı. A şıkkı cevap. Türevini almaya başladığımız zaman şöyle bir durum olacak. Bakın birincinin türevi diğerlerinin aynısı. Çarparak böyle nx artı 1'e gideceğiz. Artı ikincinin türevi 2. Sonra diğerlerinin tek tek çarpımlarını yazacağız. nx artı 1. Böyle böyle arkadaşlar. Ta nereye kadar gideceğiz? n çarpı x artı 1 nokta nokta n eksi 1 çarpı x artı 1'e kadar gideceğiz. Şimdi bu f türev x çarpımın türevi böyle olacak yani her zaman iki elemanlı olacak diye bir şey yok. Şimdi buradan f türev 0'ı bulmak istediğimiz zaman baktığınız zaman x yerine 0 yazdığımız için şuradan sadece 1 gelir. Sonra buradan arkadaşlar 2 gelir sonra 3 gelir nokta 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 en son bakın x yerine 0 yazdığımızda neye gelir. Ve bunların toplamı 45 olduğu için n çarpı n artı 1 bölü 2 45. n de buradan 9 çarpı 10'dan 9 oldu d şıkkı.